İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Erzincan İliç'te Göçük meydana gelen maden ocağında 9 işçi arama çalışmasının durdurulduğunu açıkladı. Bakanlar maden sahasında kayma riskinin bulunduğunu önce güvenlik ilkesiyle çalıştıklarını belirtti. Altı gün önceki olduğu günden bu yana oradaki duran kütlenin stabil değil, maalesef aktif ama gittikçe de daha aktif hale gelme riskini görünce biz oradaki arama faaliyetini durdurduk. Erzincan İliç'teki maden faciasında göçük altında kalan 9 işçi kurtarma çalışmaları devam ederken çalışmaların yapıldığı bölgede yeniden kayma riski oluştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çalışmaların durdurulduğunu açıkladı. Tüm arama kurtarma veya tüm arama faaliyetlerinde bizim olmazsa olmaz bir önceliğimiz var. Nedir o? Arama kurtarma veya arama faaliyetlerinde bulunan AFAD ve onların koordinasyonundaki tüm insan gücünün güvenliği. Yani önce güvenlik. Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta göçük meydana gelmiş, 9 işçi 300 dönümlük araziye yayılan toprağın altında kalmıştı. Biz İçişleri Bakanlığı AFAD olarak 9 canımızı aramayla ilgili ilk günden bu ana kadar çalışıyoruz. Planımız var. Buradaki kayan kütleden drone radarlarla beraber aramış olduğumuz araç, konteynerla ilgili olan lokasyonlarla ilgili çalışmalarımız belli. Arama kurtarma faaliyetleri 9 işçinin bulunma ihtimali daha yüksek olan Sabırlar Vadisi ve Mangan Ocağı'nda yoğunlaştı. İşçiler 10 milyon metreküplük toprak yığını içerisinde aranırken güvenlik riski nedeniyle çalışma durduruldu. Biz bu arama faaliyetini yaparken bir arkadaşımızın canına Allah göstermesin, halel gelmemesi için başta bilim insanlarımız ve buradaki gerçekten mühendislerimiz ve muhteşem bir teknoloji var. 6 gün önceki olduğu günden bu yana oradaki duran kütlenin stabil değil, maalesef aktif ama gittikçe de daha aktif hale gelme riskini görünce biz oradaki arama faaliyetini durdurduk. Hareket halindeki toprak kütlesi sismik uyarıcılarla takip edilecek. Kurtarma çalışmasının akıbetini sismik raporlar belirleyecek. Tekrar güvenli bir ortam kazanır mı kazanmaz mı endişesini taşıyoruz. Şu anda olumsuz bakıyoruz. Bunun ne olacağını şu an için kestirmek mümkün değil.